Selamlar. Bugün menümüzde Malaga pasta var. Ben bunun tarifini aradım YouTube'da. En son bir arkadaşım var, Çiçek'in tarifleri. En güzel 12 olduğunu gördüm. En kolay olarak. Buradan kendisine selam söylüyorum. O pastayı yaptım. Buzdolabına attım. Gündüz başladık, gece bitti. Şimdi dilimleyip içine bakalım nasıl olmuş. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Ben de büyük yumurta vardı. 3 tane kırdım. Sizin yumurtalar ufaksa 4 tane kırabilirsiniz arkadaşlar. Önce 3 yumurtaya 1 su bardağı toz şekeri atıp bir güzel çırpacağız. Ben de miksör olmadığı için robotla yapıyorum. Yumurtaların beyazlayana kadar çırpacağız. Yumurtaların beyazlaması bunun içine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Arkasından bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz karıştırıp diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Robotla aç kapa biraz zor oluyor ama mikserim maalesef öteki evde. Hanım el koydu. Ben buraya çekim yapmaya geliyorum. Burada da yokmuş. Mecbur robotla yapacağız. Şimdi bunun içinde ne var? 1,5 su bardağı un. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı, efendim söyleyeyim, buğday nişastası, 3 yemek kaşığı da kakao var arkadaşlar. Bunu atıyoruz. Şöyle güzelce karıştıracağız. Malzemeler iyice karıştırdıktan sonra kalan malzememizi alıyoruz. Önceden hazırladığımız borcama dökeceğiz. Arkadaşlar, önce şöyle bir kare borcam kullandım ben. Bunun kenarlarını ve altını bir peçete yardımıyla yağladım. Bunu böyle karıştırdıktan sonra fazla bekletmeyin. Çünkü kabartma tozu var. Mümkün olduğu kadar çabuk biçimde fırına verelim. Şöyle bir dengeleyip düz bir hale getiriyoruz ve yeni ısıttığımız fırınımıza veriyoruz. 170 derecede 25 dakika falan pişecek arkadaşlar. Kekimiz pişerken biz de kremamızı yapalım. Bunun için 800 ml süt, yani 4 su bardağı süt tenceremize koyuyoruz. İçinde 5 yemek kaşığı tepeleme un, 1,5 yemek kaşığı nişasta. Bunu sütümüze ilave ediyoruz. Arkasından bir adet yumurtanın sarısı. Böyle çırparak pişiriyoruz. Kıvama getiriyoruz. Biraz koyun kıvamı olsun. En son pişmek üzereyken vanilya ilave edeceğiz. Ve piştikten sonra da tereyağı ya da margarin ilavemiz daha olacak. Bu arada tabii ki şeker atmayı unuttuk. Bir su bardağına bir parmak ekşi toz şeker. Bir sürü iş yapınca insan unutuyor tabii ki. Kremamız kıvamına geldi. Şimdi ocaktan alıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Kremamız soğukken bir yemek kaşığı kadar tereyağı ya da margarin. Ben margarin kullandım. Siz tereyağı kullanabilirsiniz. Ve bir paket şekerli vanilyayı atıyoruz. Yağ eriyene kadar karıştırıyoruz ara ara. Ilırken de ara karıştıralım ki üstü kabuk tutmasın. Evet, kekimiz pişti. Gayet güzel de kabarmış maşallah. Şimdi biraz soğumasını bekliyoruz. Soğuyunca üstüne süt gezdireceğiz. Kekimizin ilk sıcağı çıktı. Şimdi üstüne bir bardak soğuk süt gezdireceğiz. Eğer ki ilk çıktığında gezdirirsek süt pişer.
Bu şimdi bu sütü emecektir. Yavaş yavaş. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi bunun sütü çekmesini ve birazcık soğumasını, ayrıca kremamızın biraz soğumasını bekliyoruz. Evet, pastamız ve kremamız soğudu. Şimdi kremamızı bir güzel kekimizin üstüne sıvayacağız. Biraz daha düzgün olmasını istediğim için şöyle bir hamur kesme aletiyle düzeltiyorum. Evet, 5 adet iri muzu ikiye böldüm. Siz ufak muzlardan da yapabilirsiniz. Benim muzlarım birazcık büyüktü. Şu şekilde pastamızın üstüne yerleştiriyoruz. Toplamda 10 adet olacak. Şöyle düzgün yapalım. Evet, şimdi sıra geldi. Üstüne koyacağımız ganajın yapımına. Ufak bir tencerenin içine bir paket kremamızı boşaltıyoruz. Bu 200 mililik olanlardan. Bu şekilde kenarları birazcık kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Kremamızın kenarları kaynayıp da iyice sulandığı vakit içine 80 gram bitter çikolata, 80 gram sütlü çikolatayı kırıp da atıyoruz ve devamlı karıştırarak bunu eritiyoruz. Artık altını kapatabiliriz, onun sıcaklığı çikolataları eritecektir. Ganajımız oldu, çikolatalarımız eridi. Şöyle güzelce iyice bir karıştırıp her şeyin birbirine girmesini sağlıyoruz. Bu olduktan sonra isteğe bağlı olarak arkadaşlar bunu siz yapmayabilirsiniz. Ben bir avuç cevizi şöyle dövdüm. İçine atıyorum. Kimisi fındık atıyor, kimisi fıstık atıyor. Daha ganaj soğumadan atalım. Bunun içinde cevizler de biraz yumuşayacak. Harika bir uyum olacak. Azıcık biraz koyulaşmasını bekledikten sonra pastamızın üstüne dökeceğiz. Ganajımız soğudu. Şimdi yapacağımız iş önce muzların üstünden başlayarak pastanın üstüne bu ganajı dökmek. Önce muzları kapatalım arkadaşlar. Ben içine biraz ceviz koyduğum için zor oluyor. Dediğim gibi siz sade de yapabilirsiniz. Burada püf noktası. Bunu herhangi bir bıçakla ya da kaşıkla yapmayacaksınız. Böyle dökeceksiniz. Donunca parlak kalacak. Dikkat edin. Çok sıcakken ya da ılıkken dökmeyin. Biraz soğusun. Çünkü muzun üstünde durmadığı zaman kayar gider, akar. Eğer bir çikolata az yiyorsanız siz birazcık daha fazla malzemeden yapabilirsiniz.
buzdolabının üstündeki çikolatayı kesinlikle ellemiyoruz. Şöyle ufak rötuşlar sadece kenarlarda beyazları kapısın diye. Tabii ki bu pastaların olmazsa olmazı benim için Hindistan cevizi. İşin içine çikolata ve muz girdiğinde Hindistan cevizi benim için mutlaka elzem. Seven var, sevmeyen var ama çok yakıştığını düşünüyorum. Şu şekilde kağıtlarını süslüyorum. Siz bunu Antep fıstığı, fındık herhangi bir şeyle de süsleyebilirsiniz. Şimdi yapacağımız iş bunu buzdolabına vermek en az 3-4 saat, aslında bir gün beklese daha güzel olacak. Fakat biz İşi bitirip de çekim yapmak için 3-4 saat bekleyip kesimini yapacağız. Fotoğraflarını çekeceğiz. Siz en az yarım gün, bir gün bekletin. Pastamızdan 10 dilim çıkacak. Şöyle. Aslında bir gün beklemesi daha iyi ama artık ben de dayanamıyorum. Hani çekmek açısından. Bir an evvel kesmek zorunda kaldım. Evet, yine yeterli donukluğa ulaşmış bence. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika olmuş. Şöyle yakından göstereyim ben size. Keki zaten çok güzel kabardı bu tarifle. Beyaz kreması, muzu, bence dillere destan bir şey oldu. Bu tarifi yaptık. İnşallah beğenirsiniz. Bir beğen tuşuna basmayı çok görmeyin arkadaşlar. Çok emek veriyoruz. Lütfen yapabilirsiniz. Bir de yorum yapın. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.